Ahmet Kekeç, siz önce paçanızı FETÖ'den kurtarın. Polis değiliz, savcı değiliz, hakim değiliz. Hüküm verecek halimiz yok. Üzülebiliriz ama üzüntümüzü dile getirecek yakıcı cümleler kurabiliriz. Sadece bize değdiğinde aklımıza gelse de nerede kaldı basın özgürlüğü filan gibi sahtekarca laflar edebiliriz. Dünyayı üzüntümüzü ortak edecek girişimlerde bulunabiliriz. Mağdur arkadaşlarımız için şimdiden bir takım ödüller ayarlayabiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'na mikrofon uzatabiliriz ki bir yabancılaştırma efekti olarak araya girsin, hakikati karartacak açıklamalar yapsın. Deniz Baykal'ın son dakika sövgülerinden medet umabiliriz. Hasan Cemal'e asıl darbe cumhuriyete yapılan operasyondur şeklinde yazılar yazdırabiliriz. Menderes anıştırması yapabiliriz. İktidar sahiplerini iple, yağlı urganla başlarına gelebilecek kötü şeylerle korkutabiliriz. Böyle şeyler yapıyoruz fakat asıl meseleyi konuşmuyoruz, konuşmuyorlar. Neden? Evet, Cumhuriyet ismini Atatürk'ün verdiği ve üstelik Cumhuriyetle yaşı bir gazetedir. Resmi ideolojinin birinciye gelen savunucularından biridir. Bu yönüyle sembolleşmiş bir gazetedir. Bir masuniyet geldiği düşünülmektedir öyle bir masumiyet ki bugüne kadar demokrasi dışı tasarrufları yanına kar kalmıştır. Resmi ideolojinin gölgesinde her türlü suçu işlemiştir. Her türlü hukuk dışı tutumu meşru hak saymıştır. Resmi bağımlılık dışında hiçbir bağlılığı öncelememiştir. İcabında Sovyetizme yatmıştır, icabında Nazizme dümen kırmıştır. Yeri gelmiş İsmet Paşa'ya küfretmiştir, yeri gelmiş Nazım'ın yüzüne tükürmüştür, yeri gelmiş Bağız ideolojisinin bayraktarlığına soyunmuştur yeri gelmiş darbe cuntalarıyla ittifaklar kurmuştur. Ama kaynağını bilemediğimiz o masuniyeti hep korumuştur. Gazete Ergenekon fırtınasından hafif yaralarla kurtulduktan sonra mihverini değiştirdi. Daha doğrusu mihverini kaybetti. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Cumhuriyet gazetesinin sembol isimlerinden Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu söylüyor. Yine Uğur Mumcu'dan boşalan sütuna konuşlandırılan Ergenekon mağduru Mustafa Balbay söylüyor ki gazetesine en çok muhtaç olduğu bir dönemde yazılarına son verildi. Balbayla birlikte bir bölük cumhuriyet emektarı kapı dışarı edildi. Gönderilenlerden boşalan yerlere bir dönem FETÖ'nün liberalleriyle kırıştırmış ortamalı gazeteciler ve yazarlar doldurdu. Hikmet Çetin Kaya'ya dokunulmadı. Hayır, FETÖ'nün hizmet ve cemaat diye anıldığı dönemlerde saplantı halinde peş peşe gülen aleyhtarı kitaplar yazan Hikmet Çetin Kaya bir sabah hidayette uyandı darbeye kalkışacak kadar gözünü karartmış FETÖ'nün terör örgütü sayılamayacağını söyledi. Bu sözler Zaman Gazetesi'nin manşetini süsledi. FETÖ Cumhuriyeti nasıl elde etti? Hangi aracıları kullandı? Bunları konuşamayacak mısınız? Mustafa Balbay'ın Cumhuriyete FETÖ'cülükten Kürtçülüğe her şey serbest, CHP milletvekili olarak yazı yazmak yasak sözleriyle ilgili ufak da olsa bir tecessüs geliştirmeyecek misiniz? Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyeti FETÖ ve PKK ile ilişkilendirmek şeref yoksunluğudur buyuruyor. Şeref yoksunluğunun ne olduğunu elinde FETÖ tapesiyle dolaşan bu genel başkana, Hatırlatmayacak mısınız? Bu gazetenin terör örgütlerine karşı neden boynu kıldanınca Sormayacak mısınız? Can Dündar'ın FETÖ'cü polis ve savcılarla kurduğu sıkı dostluğun mahiyeti nedir? Merak etmeyecek misiniz? Başbakan'a fiziki takip uygulayan polisler, görevini safsaklayan ya da kötüye kullanan savcılar, yasa dışı dinleme kararı veren hakimler, himmet topluyoruz bahanesiyle iş adamlarına çöken maliyeciler, sınav sorularını çalan profesörler, sahte belgeye sağlamdır raporu veren adli tıpçılar, kriptolu telefonların şifresini çözen tübitakçılar, neden bu gazetenin ilgi alanına girmedi, girmiyor? Bir tek kumpas haberi yayınlamadılar. Bir tek dinleme skandalına yer vermediler. Pensilvanya'da hicret ettiğini söyleyen sahtekarlarla ilgili herhangi bir merak geliştirmediler. Üstelik PKK ve DHKPC eylemlerini hep hoşgörüyle karşıladılar. Savcı Kiraz'ı katledenlerden kahraman yarattılar. Bunları konuşmayacak mısınız? Bugün konuşmayacaksınız. Ne zaman konuşacaksınız? Ahmet Kekeç Star Gazetesi